İyi akşamlar. Gündemin öne çıkan başlıklarından derlediğimiz haber bültenimizle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Balıkesir Belediye Başkanlığı İmar Komisyonu salonunda basın mensuplarının da bulunduğu bir toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Başkan İsmail Ok, yaptığı açıklamada İmar Komisyonu'nun çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. İsmail Ok, "İmar Komisyonumuz herkese açıktır," dedi. Belediye Başkanı İsmail Ok, İmar Komisyon toplantı salonunda çalışmalarla ilgili bilgi vererek başladığı konuşmasında toplantıların herkese açık olduğunu belirtti. Yine basın mensubu arkadaşlarımız isterlerse İmar Komisyonu'nun çalışmalarını her zaman onlar da takip edebilirler. Bunu da ifade etmiş olayım. Çünkü bizim gizli saklı çevirdiğimiz bir entika yok. Şimdi gelelim konumuza. Mahalli gazetelerden iki tanesinde öyle haber yapılıyor ki Paşa alanında sanki daha önce 24 kat izni olan yere şu anda 48 kat izin verilmiş gibi. Bir başka ifadeyle 1'e 2 kat imar daire sayısı. Tabii daire sayısı 2 katına çıkarılmış gibi kamuoyuna yansıtılıyor. Örneğin daha önce 10 daire yapıyorsa şu anda sanki 20 daire hakkı verilmiş gibi. İşte meclis üyesi Faruk Demiraslan'a kıyak gibi MHP'li belediyeden böyle konu çarptırılıyor. Başkan İsmail Ok'un konuşması esnasında AK Parti İmar Komisyonu üyeleri toplantının basın toplantısı haline döndüğüyle ilgili itirazda bulundu. Karşılıklı tartışma oldu. Lütfen. Bakın, belediye başkanı bütün komisyonların başkanıdır. Evet. Ağzına sağlık. Ama arkadaşlar, şu anda basın toplantısına dönüştü burasını. Biz toplantımızı yapalım, çıkalım. Bundan huzurunda yine toplantımızı yapalım beraber. Dinlesinler arkadaşlarımız bizi. Arkadaşlar, yani, bakın komisyon başkanının toplantıyı nasıl yapacağına siz karar veremezsiniz. Eğer buna ben başkanlık ediyorum şu anda belediye başkanı olarak. Bunu yasa bana vermiştir. Hayır, o zaman eğer tahammülünüz yoksa öyleyse yani, o zaman katlanacaksınız. O zaman katlanacaksınız. Daha sonra AK Partili üyeler salondan ayrıldı. Başkan İsmail Ok açıklamalarına devam etti. Üzerinde spekülasyon yapılan alan burasıdır. Bu iki gazetemiz sanki daha önce burada örneğin 10 dairelik imar hakkı varken bizim dönemimizde bu 20 daireye çıkarılmış gibi kamuoyuna bilgi sunuyor. Bir defa bu yanlış, yalan, doğru değil. Bunun altını çiziyorum. İki, bu sarı ile işaretli olan alan, dere yatağı diye tabir edilen alan sanki bizim dönemimizde imara açılmış gibi gösteriliyor. Bu da yanlış ve yalandır. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Şeker bugün kahvaltılı bir basın toplantısı düzenleyerek 4+4+4 eğitim sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. 12 yıllık kesintisiz katı bir sistem yerine esnek, ilgiye, tercihe, gelişim şartlarına uygun bir programın yeniden tanzim edileceğini söyleyen Recep Şeker şu açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı 4+4+4 sistemiyle eğitimde önemli bir adım atmış olacak. İlkokul 4 yıl olacak. İlkokulda 4 yıl okuyacak olan öğrenci arzu ettiği takdirde ortaokulda mesleki eğitimi yönlendirilebilecek. Böylece Türkiye'nin meslekte ara eleman ihtiyacı da karşılandığı gibi liseler arası geçişler de kolaylaştırılacaktır. Mevcut sistem öğrencilerimizi başarısız, velilerimizi mutsuz etmiştir. Eğitimde tek tip öğrenci yetiştirme sistemsizliğini güçlendirmiştir. Yeni sistem eğitime verimliliği getirecek, akademik eğitimde uzmanlaşmanın önünü açacaktır. Muhalefetin her olumsuz kanunda ve icraatta olduğu gibi içi boş hayırları, meclisi çalıştırmama gayretleri, kürsü işgalleri ve son olarak CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un aralıksız 12 saat meclis komisyonunda ellerine geçirdiği bütün malzemelerin fotokopisini alıp eğitimle ilgili olsun olmasın okuyor olması, çalışmalara ne kadar katkı sağladıklarının görülmesi açısından ibret vericidir.
değerli Balıkesirliler, sonuç itibariyle bizler 4 artı 4 artı 4 12 yıllık kesintisiz ama kademeli yeni eğitim sisteminin ülkemiz gençliğinin önünü açacağını, eğitimde fırsat eşitliğini getireceğini, ülkemizin geleceği için çok olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Sayın seyirciler, 24 Mart'ta il başkanlığı seçimine gidecek olan Milliyetçi Hareket Partisi'nde adaylar belirlenmeye devam ediyor. Bugün de ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Feyyaz Çiftçi, MHP il başkanlığında düzenlediği basın toplantısıyla başkan adaylığını açıkladı. Feyyaz Çiftçi'nin basın toplantısında mevcut il başkanı Mehmet Duran da hazır bulundu. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Feyyaz Çiftçi'nin MHP il binasında düzenlediği basın toplantısına il başkanı Mehmet Duran'la çok sayıda partili katıldı. Feyyaz Çiftçi hayatını anlatarak başladığı konuşmasında MHP il başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Balıkesir Spor Yönetimi'nde görev alan ve kulüp doktorluğunu da üstlenen Feyyaz Çiftçi neden aday olduğunu da söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir il başkanlığına adayım. Kırgınlıkları ve küskünlükleri gidermek için birlik ve beraberliği sağlamak, kısır ve sonu gelmeyen parti içi kavgalara son vermek için enerjimizi ve konsantrasyonumuzu lüzumsuz tartışmalara değil, Balıkesir'de partimizi büyütmeye yöneltmek için, Balıkesir'de partimizi ve davamızı layık olduğu noktaya, vizyona ve vitrine kavuşturmak için rahmetli başbuğumuzun ifadesiyle Balıkesir'de bir gönül seferberliği başlatmak ve üç ilerli bayrağımızı daha yukarılara taşımak için Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'na adayım. Ne kadar zorlu bir göreve talip olduğumun farkındayım. Yolumuz uzun ve engellerle dolu bir yoldur. Ben ve arkadaşlarım bu engelleri aşacak bilgi birikimine ve dava şuuruna sahibiz. Bu yolda bizimle yürümek isteyen herkese kapımız açıktır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Balıkesir Valiliği'nin koordinesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen İşleyen Gümüş Aydınlanan Gün projesi devam ediyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü proje kapsamında eğitim gören bayanlara 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıttı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında eğitim gören kursiyerleri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Emniyet Teşkilatı kadınlara tek tek karanfil dağıttı. Emniyet Müdürümüzün sizlere çok selamı var. Kendisi ne oldu biraz işlerinden dolayı göremedi. Ancak diğer kadınlar günümüzü kutluyor. Size selam söylüyorum. Bu arada biz de kutluyoruz. İnşallah ilerleyen senelerde sizler için daha güzel günlerde daha iyi şekilde tutarsınız. İşleyen Gümüş Aydınlanan Gün projesi kapsamında eğitim gören bayanlar da böyle anlamlı bir günde kendilerini unutmayan Emniyet Teşkilatı'na teşekkür etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gündüz yapılan etkinliklerin ardından akşam da kadınlar yemekli eğlencede bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün slaytla kısaca anlatımından sonra konuşmalar yapıldı ve yemek yenerek müzik eşliğinde eğlenildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün Balıkesir İş Kadınları Derneği ile birlikte düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yemeği Otel Basri'de yapıldı. Yemeğe Vali Yılmaz Arslan'ın eşi Hümeyra Arslan, Belediye Başkanı İsmail Ok'un eşi Nesrin Ok'la birlikte il protokolünün eşleri, Balıkesir İş Kadınları Derneği Başkanı Nurbin Tüfekçioğlu ve dernek üyeleri, sivil toplum kuruluşlarıyla dernek temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlatan kısa slayt gösteriminin ardından Balıkesir İş Kadınları Derneği Başkanı Nurbin Tüfekçioğlu bir konuşma yaptı. Biz aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler İl Kuruluyuz. Bugün de dün ve bugün Ankara'da Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun nezdinde bir Kadınlar Günü kutlamamız vardı. Biz merkezden Hürriyet Tabanlı Turan, Leyla Ökten Körfez'den ve ben üç arkadaşımız Balıkesir'i temsilen oradaki törenlere katıldık. İnanın orada 81 ilden gelen kadınların mücadelelerinizi hepinizin görmesini isterdim. Hepimiz o kadar duygulandık ki
365 gün devamlı projeler, kadın girişimciliği, kadın hakları, kadına şiddeti nasıl engelleriz diye 81 il hep birlikte bilgi alışverişinde bulunduk. Daha sonra kürsüye gelen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Yalım konuşmasına Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı. Türk toplumunda ailenin içinde de kadının yeri ve önemi büyüktür. Gece canlı müzik eşliğinde yenen yemekle devam etti. Dünya Kadınlar Günü ile aynı güne denk gelmesiyle biraz gölgede kalan Dünya Böbrek Günü ile ilgili olarak devlet hastanesinde bir etkinlik düzenlendi. Yapılan konuşmalarda özellikle kronik böbrek rahatsızlıklarına dikkat çekilerek 2016 yılında hasta sayısının 100 bini aşacağı vurgulandı. Dünya Böbrek Günü etkinliğine Sağlık Müdür Yardımcısı Doktor Mustafa Mallı, Başhekim Hasan Hocaoğlu, Başhekim Yardımcıları, doktorlar, hastane personeliyle yaklaşık 20 böbrek hastası katıldı. Balıkesir Devlet Hastanesi'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Böbrek Günü etkinliğinde Sağlık Müdür Yardımcısı Doktor Mustafa Mallı ve Başhekim Operatör Doktor Hasan Hocaoğlu birer konuşma yaptı. Geçen seneden aklımızda kalan tuzu çok tüketen bir toplum olduğumuz Ömer Bey'in geçen seneki uyarılarına bu bir sene içerisinde riayet ettik mi, dikkate aldık mı? Bir defa herkes nefsinde bunun muhasebesini yapsın. Daha sonra Balıkesir Devlet Hastanesi nefroloji uzmanı Doktor Ömer Toprak, Türkiye'de kronik böbrek rahatsızlığı olanların sayısında büyük oranda artış olduğunu, 2016 yılında hasta sayısının 100 bini aşacağını söyledi. Doktor Ömer Toprak, kronik böbrek yetmezliği basit ve ucuz bazı idrar, kan testleriyle erken saptanabilmekte. Özellikle şeker hastalarının böbreklerini kontrol ettirmesinde fayda var. Türkiye'de erişkinlerin %15.7'sinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı rastlanmakta dedi. Kronik böbrek yetmezliği bir salgın hastalık gibi, yani halk sağlığı sorunu. Neden? Çünkü dünyada böbrek yetmezliği inanılmaz bir hızla artıyor. Ki buna hazırlayan bazı sebepler var. Ve bu böbrek yetmezliği bazı ucuz testlerle, idrar tahlili ve kan tahlili ve bir de fizik muayeneyle kolaylıkla tanık konabilecek bir hastalık. Ama maalesef birçok hasta bu teşhisi konamayıp son aşamada bize başvurabiliyor. Daha dün 25 yaşında gencecik bir hasta, kreatin düzeyi 13 ile bize geldi ve hiç farkında değil böbrek yetmezliğini. Balıkesir Üniversitesi öğrencileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir sergi açtı. Öğrenciler farklı yerlerde çektikleri kadın fotoğraflarını sokakta sergiledi. Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin açtığı sokak sergisi yine öğrencilerin çalıp söylediği şarkılarla renklendi. Değişik yerlerde çekilen kadın fotoğraflarının yer aldığı sergiyi yoldan geçen Balıkesirliler ilgiyle karşıladı. Sergide fotoğrafları yer alan öğrenciler Balıkesirlilerin ilgisinden memnun olduklarını söyledi. Sizi tanıyabilir miyiz? Ercan Ergün, makine mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Balıkesir'de son yılım. Böyle Dünya 8 Mart Kadınlar Günü başlıklı bir fotoğraf sergisi yapalım istedik. Başardığımıza inanıyorum, yaptık. İşte insanların ilgisi hoşumuza gitti, güzel. Yani mutluyuz. Merhaba, ben Merve Yılmaz. Mimarlık okuyorum. Kadını değer olarak ifade etmek istedik. Arkadaşlarımla birlikte sahadaydık, fotoğrafları hazırladık. Burada olmayan bir arkadaşımız var, Oğuz. O da prosedürlerin gerçekleşmesiyle ilgilendi. Ali Oğan, mühendislik öğrencisiyim ben de. Amacımız aslında sanatın bu değil de sanatın gerçek hayat içerisinde olduğunu sadece buraya taşımaktı bizim niyetimiz. Kadının sadece kadın değil, aslında yaratan, besleyen, yücelten, kuşatan her şey olduğunu göstermek istedik biraz. Öyle, amatör bir denemeydi ama güzel. Projeyi biraz anlatabilir misiniz? Bu resimleri siz çektiniz. Nerelerde çektiniz? Biz çektik. Ya İstanbul'dan fotoğraflar var. Çeşitli Doğu Anadolu'da, Anadolu insanını sunmaya çalıştık. Oradaki kamplarımızdan projeler var. Daha çok Balıkesir'in köylerinden, Pamukçu köyünden örneğin. Oradaki insanlarımızdan fotoğraflar var. Öğrenci olarak anlamlı bir girişimde bulunmuşsunuz. Sanıyorum Balıkesir'de ilk miydi? Balıkesir'de ilk, evet. Balıkesir'de sokak sergisi olarak biz daha benzerini görmedik daha önce. İlk diyebiliriz o açıdan.
Sayın seyirciler, bu akşam saat 20.30'da ekrana gelecek olan okullar yarışıyordu. Fevzi Çakmak İlköğretim, Gazi Osman Paşa İlköğretim ve Kuvayi Milli İlköğretim Okulu yarışmacı ekipleri bir üst tura yükselebilmek için yarışacaklar. Bu programı sakın kaçırmayın diyor ve bültenimizi kapatıyoruz. Biraz sonra spor bülteni ve hava durumu ekranlarınıza gelecek. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Şimdi ve gelecekteki yaşam konforunuz Köse İnşaat'la gerçekleşiyor. Köse İnşaat 40 yıllık tecrübesi, konusunda uzman kadrosu ve modern tasarımlarıyla sizler için yepyeni bir yaşam inşa ediyor. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Köse İnşaat Limited Şirketi spor haberlerini sunar. Sayın seyirciler, atletizm il birinciliği seçmeleri yapıldı. İsmail Akçay Atletizm Pisti'nde yapılan seçmelere ilköğretim okulu öğrencileri katıldı. 23 branşta yapılan seçmelerde barajı aşan sporcular Gruplar Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Hadi! 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 Balıkesirli eski milli maratoncu İsmail Akçay yapılan seçmelerle ilgili bilgi verdi. Bu il öğretim okullar yarışı, il birinciliği. Şansımızdan bugün hava da çok güzel. Burada belli her branşın, 23 branş var, her branşın barajı var. Barajı aşanlar Gruplar Türkiye Şampiyonası'na gidecek. Bir nevi onların seçmesi ve il birinciliği yarışmasını organize etmiş oluyoruz. Görüyorsun işte, çalışanlar, düzenli, devamlı, planlı program çalışan sporcular kendilerini hemen yarışmalarda gösteriyor. Tabii burada Balıkesir için her zaman söylüyorum bir nimettir. Böyle bir tesis Türkiye'de çok ilde yok, inanın bana. Mesela şu anda bir tribün yapıyorlar. Gerçekten tribün de çok güzel. Türkiye'de ilk böyle bir tribün yapılıyor. Balıkesir her şeye layık. Onu özellikle söyleyeyim. Geleceğin şampiyonları, atletleri bu grupların içerisinden seçilecektir. İnşallah Balıkesir'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Köse İnşaat Limited Şirketi spor haberlerini sundu. Hisarpen, seçkin yaşam tarzınız için seçkin ürünler sunmaya devam ediyor. PVC doğrama, patentli ısı cam üretimi, panjur, camlama balkon, giydirme cephe, siding kaplama sistemleri, ergonomik mutfaklar, Hisar iç kapılar, Hilton banyolar, ayrıca Kale Çelik Kapı bölge bayiliği ile sizlere güvenli ve konforlu bir yaşam sunmaya devam ediyor. Ürünlerimize Hisarpen showroomlarda ulaşabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bizde ihtiyacınız olan her şey var. Hisarpen Merkez Showroom İzmir Yolu Ticaret Meslek Lisesi karşısı, fabrika İzmir Yolu 3. kilometrede ve organize sanayi bölgesinde. Şirketimize olan ilgi ve güvenceyle iş kapasitemizi ve iş kalitemizi günden güne artırıyoruz. Kalite, konfor ve güvenlik ayrıcalığımızla yaşam ufkunuza sınırsız boyut katıyoruz. İleride İnşaat Limited Şirketi Galip Ertekin. Dolgu maddesi nedir? Dolgu maddesi
özellikle yüz bölgesindeki karışıklıkların, elmacık kemiklerinin dolgunlaştırılmasını, oradaki karışıklıkların görünmez hale gelmesini sağlayan bir yöntemdir. Özellikle doğal maddeleri kullanıp dolgu enjeksiyonları yapmaktayız. Dudak büyütmede de kullanabilmekteyiz aynı şekilde dolguyu. Doğal ürünler kullandığımız için herhangi bir sakıncası olmamakta. Hastayı 8-12 ay gibi uzun bir süre oldukça mutlu görünmesini sağlamakta. Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi'nin varlığından doğan fabrikamız, çivi ve tel üretmek amacıyla 2002 yılında Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmuş genç bir işletmedir. 30 bin metrekarelik açık alanda, 9 bin metrekarelik kapalı alanı ve 100 kişilik kadrosuyla ayda 2500 ton üretim yapmakta ve dünyanın 15 değişik ülkesine %50'sini ihraç etmektedir. Beksan Anonim Şirketi, genç kadrosu, teknolojik yatırımları ve almış olduğu ISO 9001-2000 belgesiyle kısa zamanda sektöründe Türkiye'nin lider firması haline gelmiştir. Yenilikçi düşünce anlayışıyla 2009 yılında yatırımlarına devam eden firmamız, ürün çeşitliliği ve kalitesini daha da artırıp branşında Türkiye'deki liderliğini dünya çapına taşımayı hedeflemektedir. Beksan Çivitel AŞ hava durumunu sunar. Sayın seyirciler, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde yarın hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi parçalı bulutlu, en düşük 3, en yüksek 11 derece. Bigadiç çok bulutlu, en düşük 4, en yüksek 13 derece. Sıdırgı çok bulutlu, en düşük 4, en yüksek 13 derece. Edremit çok bulutlu, en düşük 5, en yüksek 13 derece. Bandırma çok bulutlu, en düşük 3, en yüksek 9 derece olması bekleniyor. Pazar günü il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yağmurlu, en düşük 1, en yüksek 12 derece. Bigadiç gök gürültülü sağanak yağmurlu, en düşük 2, en yüksek 14 derece. Sındırgı sağanak yağmurlu, en düşük 1, en yüksek 12 derece. Edremit gök gürültülü sağanak yağmurlu, en düşük 4, en yüksek 14 derece. Bandırma sağanak yağmurlu, en düşük 3, en yüksek 9 derece olması bekleniyor. Pazartesi günü ise il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yağmurlu, en düşük 0, en yüksek 8 derece. Bigadiç sağanak yağmurlu, en düşük 1, en yüksek 10 derece. Sındırgı karla karışık yağmurlu, en düşük 1, en yüksek 8 derece. Edremit sağanak yağmurlu, en düşük 2, en yüksek 11 derece. Bandırma sağanak yağmurlu, en düşük 2, en yüksek 8 derece olması bekleniyor. Beksan Çivitel AŞ hava durumunu sundu.